Şimdi bu Cenk Çelik'in biraderi var ya Zafer. Hangisi büyük küçük bilmiyorum. Bu Zafer harbi böyle mikserin birisi. Bu Cenk'in vurulmasına sebep bile belki odur yani. Herkes öyle yazıyor. O beyaz götlü Hızır Ali diyorlar ya. O bile öyle yazıyor. Sen ortalığı karıştıransın diye. 40 kişiden de duydum. Zafer harbi mikser ortalığı karıştıran birisi. Hızır Ali de Twitter'da bunun ne o bok olduğunu anlatıyor zaten. Beni her gün arıyor. Benimle konuşuyor. Nihat kararsanın yanına gidiyor. Onun videolarına şey e, yaz Facebook'ta yazdıklarına yorum yapıyor. Ben ne yaptım? Vallahi bak ben ne Cenk'le ilgili herkese de diyorum kardeş diyorum Cenk diyorum davasında haklı adam canı yanmış adamı vurdular sırtından vurdular mermi yedi adam ne konuşsa doğrudur bu zaferi her Allah'ın günü beni arıyor ondan sonra e, ne oldu biliyor musun bu Sedat'ın askerlik mevzusunu anlattım ya dedi işte Sedat'la gittik beraber bu askerlik raporunu beraber aldık. İşte antisosyaldan dolayı. Vay efendim bana bir yağdırmaya başladı. Zafer beni arıyor. Sen diyor niye diyor böyle konuşuyordun diyor. Niye konuştun diyor. İşte herkes diyor ona ibne diyordu. Homoseksüellikten askerlik raporu aldı diyordu. Bilmem ne diyordu. Ben de dedim ki kardeş ben bildiğim şeyi anlatıyorum. Eğer sizin bildiğiniz şey varsa gidin siz de onu anlatın ve ispatlayın. Ben size e, raporu aldığımız, beraber gittiğimiz çavuşun başçavuşu o zaman, Celal Başçavuş, Celal Bozali. Adamın ismini veriyorum. Ben anlattıklarımda hikaye anlatmıyorum ki ben gerçekleri anlatıyorum. Ben de burada tutmuş çıkmışım demişim ki e, Sedat Peker'in askerlik raporunu gittik beraber başvurduk. Yani sonraki dönemde geldi rapor ama Raporun özü, özü bu. Antisosyal'dan aldı diye. Bana bir düşman oldular. Vay işte sen niye bunu söylüyorsun? Herkes onun için işte homoseksüel ibne diyordu. Dedim kardeş ben bildiğimi anlatıyorum. Eğer sizin bildiğiniz varsa siz de çıkın onu anlatın. Ispatlayın. Deyin ki biz de Sedat'ın böyle olduğunu biliyoruz deyin. Onu anlatın. Ben bildiğimi anlatıyorum. Siz de bildiğinizi anlatın. Ondan sonra bana abuk subuk gene böyle o şeyde bana değil e, Nihat Karasan'ın sayfasında abuk subuk yorum yaptı bu Ezel Takma ismiyle. Hatta ortak tanıdığımız bir arkadaş var ona da dedim. Dedim bak abi bunlar dedim şey yapıyorlar. Hatta Twitter'da da bu Beyaz Aslan bilmem ne ismiyle yazıyorlar. Akıllarınca beni rencide edecekler. Yok işte bilmem neymiş de Sedat'la bilmem. Yani bir abuk subuk yani çocuğun yapmayacağı şeyleri yapıyorlar. O Cengin vurulmasında bile harbiden belki budur. Biz Cengil'de Cenk'le Cenk harbiden belki 20 kere oturup kalkmışızdır. Restoranda, efendime söyleyeyim, Ataşehir'de bizim orada mekanda, evde, orada, burada yani 40 yerde oturup kalkmışızdır. Oturmuşuz, yemişiz, içmişizdir. Akşam herkes evine gitmiştir. Cengizle ben yakın zamana kadar görüşüyordum. Benim Cengizle de bir problemim yok. Benim kimseyle problemim yok. Yani isteyenle de problemim olur. O da ayrı bir konu ama burada bu ortalığı karıştıran vallahi billahi bu Ceng'in kardeşi var ya Zafer. Bütün mikserliği yapan bu. Yoksa yani kalkıp da işte yok bilmem ne bu. Çakma hesaplarla Twitter'da da ortada karıştıran o. Nihat Karaarslan ya Beyaz Aslan diye bir tane Twitter hesabı, Twitter hesabı açmışlar. Oradan da diyorlar yok Sedat'la Ahmet işte birbirini gençliğinde şöyle yapıyormuş böyle yapıyormuş. Ulan ahlaksız. Ulan neyse bir şey demeyeceğim. Yani harbiden bildiğin gibi değil ya. Bakma kendi kafalarına göre çalıyorlar oynuyorlar da. Yemez. Kim ne istiyorsa onu söylesin benim için. Benim için herkesin söylediği en kötü kelimelere talibim ben. Benim için söyleyeceği. Kim ne istiyorsa benim için onu söylesin. Ben hepsine talibim razıyım. Yeter ki bu artık bu Sedat, Sedat tayfası millete kandırmasın. Onu bunu ezmesin. Bunları adam uğurlar. Cenk Burlalı 3-4 sene oldu. Gidip şimdiye kadar intikamını alsalardı yani. Cenk çıkmış konuşuyor. Canı yangın konuşuyor. Bak Cenge bir şey demiyorum. Ama bu zafer harbi mikser ortalığı karıştıran bu.